Alman Parlamentosu'nun kararına Türkiye'nin tepkisi oldukça sert oldu. Peki karar son dönemde pozitif iğme kazanan Türk-Alman ilişkilerinde ne gibi sonuçlara yol açacak? Türkiye ve Almanya'nın öncülüğünde hazırlanan Ankara ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşması ve Türk vatandaşlarına vizesiz serbest dolaşım hakkı verilmesi görüşmeleri tasarıdan etkilenecek mi? Tasarı Amerika ve diğer ülkelerde de benzer girişimlerin önünü açar mı? Bu soruları Washington'daki Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunda programlardan sorumlu başkan yardımcısı Ivan Veyvoda ile konuştuk. Weibo da tasarının Türkiye'de yol açtığı öfkeli tepkilere rağmen iki ülke ilişkilerinde büyük çaplı bir risk doğurmayacağını ve tepkilerin söylem düzeyinden öteye geçmeyeceğini düşünüyor. İlişkilerde büyük çaplı bir risk öngörmüyorum. Bence Suriye sınırında Rus uçağının düşürülmesinden sonra olanlara benzer şeyler göreceğiz. Çok sert sözler, dozu yüksek söylemler, büyükelçinin geri çağrılması, olası yaptırımların açıklanması ya da diğer türden adımlar. Ama benim görüşüme göre tepkiler söylem düzeyinde kalacak. Veyvo da aynı şekilde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının önünde de bir risk görmüyor. Ivan Veyvo da iki tarafın çıkarlarının ilişkilerdeki bu gerilimli zamana baskın çıkacağı görüşünü dile getiriyor. Basitçe ifade etmek gerekirse mülteci anlaşmasını risk altında görmüyorum. Tabii ki anlaşmanın önündeki yolda tümsekler, çukurlar olacak ama bunlar Alman parlamentosundaki oylamadan önce de vardı. Bence bunda her iki tarafında önemli çıkarları bulunuyor. Almanya açısından baktığımızda ülkeye mülteci akınını önlemeye yönelik bir arzu var. Türkiye açısından da serbest dolaşım düzenlemesi söz konusu. Ayrıca bunların arkasında iki ülke ticaretini içeren daha büyük resim yatıyor. Dolayısıyla hem jeopolitik hem de jeostratejik nitelikteki daha büyük konuların ilişkilerdeki bu gerilimli ve zorlu ana baskın çıkacağı düşüncesindeyim. Alman Marshall Fonu uzmanı Weibo'da, Alman parlamentosunun kararının zaman zaman Ermeni tasarısı girişimlerine sahne olan Amerikan kongresinde de benzer bir adımın atılması yönünde doğrudan bir etki yapacağı kanaatinde değil. Weibo'da, Almanya'nın önemli bir ülke olması açısından parlamentosundan böyle bir kararın çıkmasının diğer ülkelerin de benzer adım atmasını kolaylaştırabileceğini, ancak burada hesaba katılması gereken başka birçok faktörün de bulunduğunu söyledi. I don't Alman parlamentosundaki bu kararın şu anda senato üzerinde doğrudan bir etkisinin olacağını ya da Amerikan Kongresi'nin bununla ilgili herhangi bir adım atacağını düşünmüyorum. Kongrenin bir Ermeni tasarısını oylamaya götürmesini arzulayan çevrelerden benzer girişimler görebiliriz ama yakın zamanda herhangi bir adım atılacağını zannetmiyorum. Almanya gibi önemli bir ülkenin parlamentosunun aldığı karar elbette diğer ülkelerinde benzer bir adım atmasının önünü açar. Bir anlamda diğer parlamentoların da böyle bir adım atması daha kolay hale gelir. Ama bu, her ülkedeki spesifik iç koşullara göre değişir ve sırf Almanlar yaptığı için biz de yapabiliriz gibi düzenli bir şablonu takip edemez. Avantajlar, dezavantajlar ve tabii ki Türkiye gibi büyük ve önemli bir ülkeyle ikili ilişkiler hesaba katılır. Weiboda, ülkelerin geçmişleriyle yüzleşmesinin çok önem taşıdığını, bunun günlük siyasetle değil, bir ülkenin siyasi kültürünün gelişimiyle bağlantılı bir durum olduğunu belirtti. Alman Marshall Fonu uzmanı Weiboda, Türk hükümeti ve halkının yaşananlardan sorumlu olmadığını ancak insanların bu konuda oldukça dengeli ve objektif biçimde eğitilmesi gerektiğini kaydetti. Weiboda, bence demokrasi ve değerleri temel alan hukuk devleti yolunda ilerleyebilmemizin yolu bu diye konuştu. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi Washington